8 canım çok kötü. Oy. Ne yaptın oğlum sen? Sen ne yaptın orada? Sen ne yaptın ama bitirdin kanka kendini. Ben bunu görmemiştim. Kanka. Kanka. Kanka sen gittin. Bitti kanka senin oyun. Divan'dan selamlar arkadaşlar. Yeni bir arenaya başlıyoruz bu sefer. Telaffuzundan tam emin değilim. Türkiye'de Warlock diyoruz ama muhtemelen Warlock falan olabilir. Bunun tam telaffuzu. Başlayalım. Şuradan sağ taraftan görebilirsiniz. Yine orta seviye bir deck oldu. Açıkçası ben çok çok memnun değilim. Özellikle şu Demon Bolt 3 tane aldım ondan. Yanındaki kartlar o kadar dandikti ki. Bakalım artık böyle güzel güzel küçük küçük kombolarım var ama böyle efsanevi kombolarım yok. Ben Warlock diyeyim en iyisi. Bizim alıştığımız pronansiyasyonuyla, telaffuzuyla devam edelim. Kötü şeyler yok gibi sanki. Bakalım kaç galibiyete gideceğiz. Yine en azından 4-5 falan fena olmaz. Ondan sonrasına bakacağız. Şunu göndereceğim. Şu ikisini de göndereceğim. Şimdilik bunlara ihtiyacımız yok. Warlock riskle oynamasını bilirseniz güzel olur da işte bilmezseniz sıkıntı yaratabilecek bir şampiyon. Güzel aslında manaları güzel olan kartlar geldi. Bakalım o adam ne oynayacak öncelikle. Ben bunu böyle oynayacağım da pek de işime yaramayacak gibi ya. İlk turn şöyle oynayalım da. Sonra bakarız. Burada acaba Alevi ile mi öldürecek bizi yoksa? Spellstrom. Oy. Yani. Bu fena değil. Peki aslında bu kartlar Firebolt için güzel ama Demon Bolt için güzel ama yine de çok da sorun değil ya şimdilik. Shuffle this into your deck. It keeps an any chance. Pumps. Bunu atarsam bu 4 manaya düşecek. Bana çok şey yok. 2. Düşünüyorum şu anda ne oynasam ki. Aynen bayağı bir şeyimiz var ya. Çeneğimiz var. Kafasına doğru mu gitsem ben bu adamın ki? Bu ekranı temizleyecek bir skill'i var mıdır bilmiyorum ama olmadığını umaraktan böyle bir full adamın üzerine gidiyorum. Bakalım buradan bir şey çıkartabileceğiz mi? Böyle bir harita temizleyici, map temizleyici, böyle board temizleyici bir şey varsa yanılırız. Abi şaka mısın sen ya? Allah Allah. Böyle şeyler resmen gıcık ediyor insanı. Baya sinir bozucu. Sen nasıl bir adamsın ki elinde tamam o kart olabilir de oyunun başında denk geliyor ve tam benim yere 5 tane kart attığım yere. Arada bir insan riske gireyim diyor. Yalan bulamıyor. Yani. Bayağı. Hadi bakalım. Şimdi charge var. 4 bu şey yapsak. Bunu şimdilik kullanmak istemiyorum da. So many possibilities. Vay öyle. Neyse ne yapalım. Böyle hala devam ediyoruz. Şu anda yani çok çok büyük sorun değil tabi. Ben sadece o elimdeki büyük üstünlüğü kaybettiğimi üzülüyorum. Yoksa hani kanka ya çok kötü oldu demem yani şu an için. El üstünlüğü onda birazcık. Şimdi bunu burada kullansam ki ben?
Çok da gerek yok gibi şu an yani. Şu Archmage ile beraber kullanırım. 37 1 So many possibilities. Valla böyle bir risk almış. Şu an elinde bunu öldürebilecek bir şey varsa öldürür. Öldürmeye çalışacaktır zaten bunu ama. Yok, ne yapam? Hadi bakalım ne alacağım. Divine Shield Poisonous. Şimdi bunu böyle öldürürsem lan kart çekemem. Üçü buradan attık. Sonra bunu böyle yem olarak atsam. Sadece kalkanını açmak için. O onu öldürecektir muhtemelen o durumda. Ve kart çekeceğim ya. Öyle kör kör atmayacağım şeyleri. Kartları bir bakalım, önce karşını oynayacak, ona göre bir hamle yapmaya çalışacağım. 4-7 hiç hoş değil. Hiç hiç hoş değil. Bu da hiç hoş değil. Ne geldi? Herkese bir vur diyor. Bir buradan vursak. Sana ben bir buradan vursam. Şimdi böyle oynasak da. Bir kart daha hadi. İyi, güzel kart çektik şu anda da. Keşke şey olsaydı, şu On Dust da gelseydi. O baya baya iş yapardı. Oyunu çevirebilecek kart olur. Şu anda en büyük kombom benim. En büyük yapacağım hamle o. Discover Spell. Five more. Üzerime geliyor. Üzerime gelmeye devam edecek. Ne yapacaksın kanki? Our kitten draw card. Şimdi. Bu 5 vuruyor, bu da 5 vuruyor. Çok kötü ya. Şey de gelse iyi olurdu. Bir tane var. Shadow Flame miydi? 17. Ulan 3 vuran da şey yok ha. 3 şöyle bir yapalım bakalım da ne çekeceğiz. 3, 4. 4 bu bunu öldür yani. 3 mana. Öldürdük. Yani şu an benim açımdan çok iyi gitmiyor. Bana combo yaptıracak kartlar lazım. Emma. Hala kafaya mı gideceğim? Kafaya mı gideceğim kanka? Oğlum şu Shadow Flame gelse şu an nasıl yalan ederim seni. Seni nasıl yalan ederim ama. Overkill, Summon. Yani şu an seni oynayacağım ben. Sen bunları öldürme ki ben iki kişiyi burada yalan ediyorum ama
Bu oyunu değiştirmiş hamle olabilir mi acaba? Şu anda göreceğiz bakalım. Elindeki kartlar ne, ona bağlı. Bakalım burada ne yapacak? Bakalım burada ne yapacak? Bakalım burada ne yapacak? Şu an bu turn çok çok önemli. What to do? What to Ben ne do? yapsam öbür turn? Bu doktoru koymak lazım aslında. Çünkü canım çok kritik noktada. Bir Firebolt atar 6 can. 5 canım kalır zaten. Oha ama kanka. Sen de biraz insan ol yani. Versene lan benim kartımı. Yazık ya, yazık yemin ediyorum. Çok kötü oldu. Kaç vuracak? 5, 9 vuracak. Yemedi. İlk turn'u kaybetmiş olduk. Yani burada yapacak bir şey yok. Biraz ilk başta bir şanslıkla başladık zaten. 5 tane ortaya kart koydum. Adam dünyanın en saçma skilliyle hepsini kesti gitti. İkinci oyuna gidelim bakalım. Hala çok da üzülecek bir durum yok. Arada böyle şanssız oyunlar kaybedilebiliyor. Bazen de şanslı oyunlar kazanılabiliyor. Kazanılamayacak oyunlar kazanılıyor. O yüzden çok da ağlanacak bir durum yok. Başa gelmemiş şey değil yani. İkinci karşılaşmada bakalım rakip kim gelecek. Orada da sonda da oyun değişebilirdi. Adam 15 vurdu yani. Bir de yanına da 3 vurdu ve adamı da ölmedi. Paladin. Şimdi sen istemiyorum kanka. 3 tane aldım biraz bayağı büyük hata yaptım yani. Yanındakiler ama harbiden o kadar kötüydü ki. Şimdi yani çok çok aşırı kötü değil. Öyle normal işte idare. O da bir tane kart tuttu herhalde ilk de oynayacağı şey var. Ben şöyle bir başlangıç yapıyorum. Şu Shadow of Flame gelseydi oyunun orta yerlerinde o da büyük etkisi olurdu. Onun da büyük etkisi olurdu. Ben bir kart çekiyorum. Güzel. Bu Amani Warbear'ı kullanmayacağım şeyine kadar. O Andast'a gelene kadar. Çünkü bedavadan kullanmış oluyorsunuz. 7 manayı harcamaya gerek yok. Çok aşırı zor durumda olmadığım müddetçe yapmayacağım öyle bir şey. Önce bir şunu şey yapalım da. Tamam, bir kart daha çekeceğim ya. Belki silah falan vardır ona saklayacağım ben şeyi. Bu bataklık uzunu. 4 mana. 4 manalık da bir şeyim yok ki. The first wish is free. End of your turn. Hiç hoş değil. Kaç mana? 3 mana mı? Yani bu turn'ı böyle geçirmiş oldum. Benim için zaten biraz da şu büyük kartla ulaşmak zorundu. Ki bu turn'da başlıyoruz artık. Ama keşke bunu enchantlayabileceğim bir şey olsaydı. Neyse en azından şey var bu. Muşog var. Biraz yararlı olur. Ne oynayacak? 5 manalık bir şey. Oy, bu güzel oldu işte. Bu bayağı iyi. Neymiş bunun? Give a minion in your hand 2-2. Tamam. Şunu aldık. Şunu da aldık. Tamam, bu çok güzel oldu. İyi ki onu bekletmişim diyorum şu anda. Bir tane şey 2-2 fazla gitti ama. Kaç manaydı lo silah? Fazla bir şey olsa 5. 5-8 ha. Geçen de kötüydün de. Hadi dur bunu şey yapabilirim. Bir bunu koyarım. 5'e düşüyor değil mi o zaman? Beni korkutma kanka. 4'e You düştün sen. shall not Ben seni bir öldüreyim. Yanımda, karşımda Allah'tan şimdi şey yoktu böyle. Herkesi öldürebilecek. Gerçi yine herkese 2 vur falan der. O da sıkıntı olur. Demezse o kart yoksa elinde. Adını hatırlamıyorum şu anda.
Bu bana baya bir avantaj olur. Çok fazla vuracağımdan değil. Gerçi kaç vuracağım? 6 vuracağım ama el üstünlüğü bende olacak. Harita üstünlüğü bende olacak. Tahtanın üstünlüğü bende olacak. O yüzden büyük avantaj. Bakalım ne oynayacak? 6 manaya. Kötü. Gitti, ona vurdu yani. Neyse. Ne yapak? Ocak bir şey yok. What is my purpose? Şimdi 5. Bu çok işe yaramayacaktır da bu turn. Dur bir çekelim önce. Tamam. Bu güzel oldu işte şimdi. Çok iyi oldu. Buradan ben şunu oynayayım. Şuradan şunu keseceğim. Sonra devam. Şimdilik o kadar kötü değil. Elimde iki tane taunt var. Bu karaktere ulaşması çok çok şey olmayacaktı. Şu anda yani hani 5 mana yani 4'e 5'lik bir şey çektim gibi oldu. Tabi herkesin canının 3, 2 civarı, 1 civarı, 3 civarı olması biraz sıkıntı yaratıyor. Ne oynayacaksın kanki? Çok late'e taşımak da istemiyorum ama 9. turn'de bir turn sonra çok kötü olacak o adam için. At end of... Ne diyordu? Hımsı. 7 vuruyor değil mi lan? Very friendly minion. Great show today, folks. It's all right. Şöyle ilerledik bakalım. Şu an benim canım çok güzel. Hala elimde talentin olması güzel. Bir dahaki turn ben bunu oynadığım anda bir ortalığı bayağı bir yalan edeceğiz. Onun canını 7'nin altına düşüreceğim. Ne la? YouTube'a yorumlar gelmiş. Siz de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi kötü falan yani fark etmez. Bunu oyna, bunu şey yap. Şu çok kötü olmuş. Mouse çok kötü olmuş. Mouse sesleri geliyor falan filan. Ne varsa aklınızda. Ben yorum olarak bekliyorum. Herkese bir vurdu. Şimdi buna kaç atak lazım? O neydi bu? Overkill olduğu için 4 vurmam lazım benim bu yaratığa. Güzel. Üçü ben seni mi kessem ya? Ne yapsam ki? Aynen. Şu an elimdeki kartlar çok güçlü. 10 canı var sadece ve ben kaç vurabiliyorum? Potansiyel olarak 18 vurabiliyorum değil mi? 7, 13, 18 vurabiliyorum aynen. Canlarım az ama. Bakalım bakalım ne yapacaksın? Bakalım bakalım kanka ne yapacaksın? Beni korkutma kanka. Bunları öldürürsen çok üzülürüm. Hala elimde overkill var ama elimde şey yok. Beast yok. Beast kartım çok az ya. Hani baktım şey çekerken falan da hani böyle kimi alabilirim kimi alabilirim. Sadece bu geldi elime. Çok da güzel geldi tabi. Ama yine de tabi başka beastlerim olsa daha mutlu olurdum. Bu kadar mı? Güzel. Çok sorun değil. Şöyle. 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 İyi güzel. 1-1 oldu. Dediğim gibi çok moral bozmanın bir anlamı yoktu. İlk oyunu böylelikle geçtik. Şimdi ikinci oyuna doğru ilerliyoruz. Üçüncü oyuna doğru ilerliyoruz. İkinci galibiyeti alacağım. Oyun olacak. Bu da umuyorum. Şimdi Warlock aslında güzel bir arenacı. Çünkü hani böyle atıyorum kötü kart çektiğinizde hani riske girip ulan ben biraz canımdan fedakarlık yapayım da bir kart daha alayım. Belki beklediğim kart çıkabilir diyebildiğiniz için hani sürekli bir şansınız olabiliyor en azından. Ama ben normalde pek Warlock oynamadığım için şeyli değilim yani böyle hani. Hangi anlarda çekilir, hangi anlarda o riske girilir onu pek çözemiyorum bazen. Bir bakalım. Üçünü de göndereceğim. Üçü de bana şu anda lazım değil.
Bu fena olmadı. Aynen. İlk turnünde bende olması çok iyi oldu. Bu Dire Maul bayağı iyi ya. Bir manaya 1-3. Ha, bu da bir bis daymış ki iyi ki bu şey yok. Ha, bu olsa zaten direkt bunu oynarım. Elden çektiği için deckten demiyor ya, o biraz avantaj tabii. Biliyorsunuz neyi çekeceğini. Ne olduğunu elinizde. Şimdi güzel ikinci turn için de şeyim var. Şundan ben hep maksimum yarar almak istiyorum da bazen çok zorluyorum. Üçüncü turn'da atabilirim mesela bunu ben oyuna. Sürebilirim yani. Geçen oyun kullanamadım. Önceki oyunda geldi kullanamadım. Şimdi bir de buradan kart çekmenin şu anda çok çok hayır olduğunu düşünmüyorum. Oyun sonunda kartım olmazsa çekerim yine. Şimdi oyun yerdeki üstünlük daha önemli. Şimdi sana buradan iki. Biri böyle vurdum. Bir de buradan kart çekiyoruz. Bir turn içinde 3 tane kart çekmiş olduk. Fena olmadı. Şimdi charge'lık bir kartım var. Ne oynayacağım? Bence komik değil. Bence hoş olmadı. Deck. Benim kartlarım güzel ya. Ben buna şey vermek istemiyorum. Ben memnun olmadım ya. Bu nasıl güzel kart lan öyle. Hiç hiç hoş değil. Şimdi ben bunu keserim. Bu turn'de keserim en azından. Herkese bir vur diyor. Aa, bu da iyi olur ama ben kendim de ölürüm. Sorun olur mu acaba? Sorun olmaz değil mi? O da 3 canda kalacak. Ben bir dahaki turn onu da kesebiliyorum. Aynen, biraz kendi adamı da feda ettim ama. Bir an acaba yanlış mı okudum? Herkese mi yoksa hani böyle sadece damage yemiş adamlara mı, damage yememiş adamlara mı diye yapamadım. Üzerime gelmiyor doğal olarak. Şimdi ben ne oynasam burada? 2 buradan vursam, 1 buradan vursam. 3. Biri böyle yapsam buradan vursam. Bunu böyle kessem. Senin spell damage'in var. Ben seni keseceğim zaten. Yani en mantıklısı onu oynamadan önce bir şunu keselim de gelecek bir karta bakalım. Size tavsiyem budur. Önce kart çekme şansınız varsa kart çekeceğiniz hamleyi yapın ki sonra belki beklenmedik aklınızda olmayan bir hamle şansı gelir. Ne yapacaksın sen şimdi ona? 2 aldı. Bu işte Godon ne lan? Ölmüyorum şu anda. Güzel bence. 2 aldı. Ha. Seni kullanmak istemiyorum ben. 3, 5, Rush. Taunt olacağı için zaten şey olacak. Seçeneklerimi arttırsam acaba? So many Yok yok, bunu possibilities. oynamayacağım. Oynamamam lazım. Bunu yapmamın sebebi şu kart elimde olduğu için hani bana saldırdığında başka bir şeye saldırabilir. O yüzden böyle oynadım. Yani şu an mantıklı göründü bana. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Deal 5 damage to your hero. İyi, güzel. Kanka sen neyin peşindesin? İyi. 4. Yani bu kartı oynasam 3 mana olacak. 3 mana. 3 mana. 3'e düşecek. Buna gerek yok. Yani o kartı öldürttüm ama çok da çok da kötü olmadı yani. Yani şu an ben kart üstünlüğü bende, can üstünlüğü bende,
Ekran üstünlüğü bende. Kanka yeter ama. Yeterli o. En azından Divine Shield çok şey olmayacak. Aynen. Destroy a minion diyor. Ben bunu direkt böyle destroy edebilir miyim acaba? Ederim değil mi? Charge'a hiç gerek yok. Spell damage koysak 6 bir de o olacak 3. Biraz korktum acaba dedim şey oluyor mu? Bu acaba divine olanları yok etmiyor mu diye bir düşünceye girdim de. İyi ki etti. Adam hala şeyle oynuyor ha. Hiç çabalıyor mabalıyor oynuyor da. Bakalım nereye kadar. Kartı da kalmadı elimde. Çok sanmıyorum ben buradan sonra bir şey yapabileceğini. 4 vur diyor birine. Seni charge'lasam ben candan da korkuyorum aslında biraz da. Bilemiyorum ya. Hemden can beni çok korkutuyor. Şimdi... Elinde adamın 3 kart var, canı 9 ve benim yerde spell damage'ımı artıran bir şey ve 8-8'lik bir de kartım var. Hiç şansı yok ya, bu oyunu çeviremez diye tahmin ediyorum ben artık. Ne yapsam? Ben hala o Andasta'yı bekliyorum. 4 buna vursam. Kez 9. Hmm. 6. O onu öldürür. Onu öldürür. For the king. For honor. Biraz önce dediğimle şu an kendim çelişiyorum. 2 turn'dur oynayıp en son kart çekiyorum ve biraz saçmalık yapıyorum aslında. Şu ana kadar onu cezalandıracak bir durumu yok. Ve friendly minion. Güzel kart ama oyunu değiştirebilecek bir kart değil. Şimdi bunu bir rushlayacağım ama bir bakayım etrafıma falan dedim. Sen bir git kanka. Direkt yok ettim. 2-1 oldu. İlkteki kötü başlangıcın üzerine 2 tane galibiyet fena değil. 4. oyuna doğru hızlı hızlı gidiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. İlk oyun biraz şanssızdı ya. Şu an 3-0 olabilirdi ama neyse. Bu arada son arenayı çekerken ben söylüyordum orada işte eskiden 7 galibiyette bitiyordu falan filan. Eskiden 7 ya da 8 galibiyette bitiyordu. 8 de olabilir emin değilim. 12 de bitiyormuş galiba artık. Bayağı abartmışlar. Ne yapmışlar? Neyin peşine düşmüşler? İlginç. 12 galibiyet çok zaman alır ya. Her bir oyun 10 dakika desen ortalama. 2 de kaybetsen 140 dakika. Bazıları fazla da sürüyor. Sana ihtiyacım yok. Sana da ihtiyacım yok. Sana da ihtiyacım yok şimdilik. Bana biraz daha early şeyleri lazım derken hiçbir şey gelmedi ya. Çok kötü. Memnun değilim şu anda. Bir de bir manalık kartı varsa iyice beni sinir eder. Yokmuş. Ben direkt geçiyorum burayı. İyi güzel hala bir şey oynamıyor. Şimdi ben böyle oynuyorum. 3 mana da eğer bu ateşini kullanırsa 1 manaya düşecek. O da çok güzel varlıklı güzel bir şey olacak yani. Ne bu? Ona hiç gerek yok. Give it. A copy of a random card. Bunu vermez inşallah değil mi? I wonder. Don't blink. You might miss it. Hey, give me that.
Card. Aslında bunu muhtemelen kullanacak bu turn de. Kullanır mı? Kullanamaz. 4 manası olacak. Hey, give me that. Ben 2'mi vurayım zaten ölecek o birazdan. Ama nasıl öldürecek onu bilmiyorum. 5. bir sonraki turn çok işlevi güzel olabilirdi o kartın. Benle bir iş yapmayacak. Şimdi Taunt. Taunt fena kart değil. Ben memnunum. I wonder. Kart çekmesini de istemiyorum bu adamın ya. Şöyle vurabilirim de. Her türlü bu beni şey yapacak, yalan edecek. Ben Taunt'a gideceğim aynen. Yani bu çok hoş olmadı. Şu an muhtemelen o kartı kullanacak, beni kesecek. Bir tane de kart çekmiş olacak. Eğer elinde çok daha güzel bir kart yoksa en mantıklısı o olur gibi görünüyor. Tabii çok farklı bir olay o kartları bilmek. Ama direkt öldürdü. Şimdi ne yaptı? 5 manadayım ben şu anda. Seni bekleteceğim ben. 4 manaya bu var. 1 manaya bu var. For the king. For honor. Seni öldürdüm. Seni de buradan öldürebilirim ben. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Yani şu anda acaba adamın kafasına doğru mu gitseydim yoksa, ama ben kontrolcüyüm ya. Ben biraz kontrolü ele almayı seviyorum. O yüzden böyle yapıyorum ama bazen bu hatalı oluyor. Adamın kafasından gitsen daha hızlı ve kesin bir ölüm olacak. Böyle kontrolü ele almaya çalışan adam ortalığa bir çakıyor dörtleri. Ya da bunu. Birden yalan oluyor. Şu an elimde hala biraz bir şeyler olsa da şuna hiç gerek yok. Bu güzel olabilir aslında. Şöyle yapalım. Şu an çok iyi oldu. Şu an bayağı iyi oldu ya. Turn 9'da yine olay var arkadaşlar. İzleyelim bakalım. Bu tamam, güzel. Şu an şu da çok iyi. 5. 6 değil mi? Şimdi ben bunu oynasam kaç yapar? 5 yapar. 2 manam kalır. Ortada 3 daha şey olur. Yemez. İki manalık bir şeyim olsaydı bu 5'e düşerdi de 2 manalık bir şeyim yok. I wonder. Yes, Red Alert değil de Battle Cry olsaydı. Double this mean attack. Kullanacağım bunu ya. Bana bir turn daha tanımış oldu en azından bu. 7 manalık şeyi de 6 manayla öldürmek. Yani o kadar da kötü bir trade sayılmaz aslında. Ne oynayacağım? O da güzel. Güzel kart. Takdir edilir. 5. Bu Shadow Flame kartı öldürüyordu değil mi? 3 onu vurdum. Deck'inde secret yokmuş kanka, o biraz seni üzdü değil mi? Herkese bir vur diyor. Bir sonraki turn çok daha iyi olacak da. 5 buradan. 2'yi buradan vursam, 1 buradan vursam, bir kart çeksem. Bir görsek bakalım neler olacak. Evet, 3. Zaten çok yararlı değilsin de. Secret'ın olmadığını öğrenmek de güzel tabi. Bir kartının boşa gitmiş olması benim açımdan biraz sevindirici. Ama halinde hala elinde büyük büyük spell'ler olabilir. Şu an ortalığı tekrar yalan edebilir.
Benim yerde bir tane kartım kalırsa ben çok memnun olacağım. Yokmuş belli ki. Çünkü şu anda rushlayıp yalan ederim ben bu adama. Ki şu anda tam da ocağında. Çok çok iyi. Taunt koyma yere. Tamam. Bu da hoş. Tamam kankim. Seni rushladık. Seni öldürdüm. Seni de buradan öldürdüm. Hala değiştirebilir. Bu turn şu an çok önemli tabi. Tabi her turn bu kadar önemli oluyor ama eğer şu an Flame Strike çekmediyse o 7 manalık herkese 4 vuran çok zor şu an işin kanki senin. Buradan çıkman çok zor yani. Bakalım dungeon. İzledi onu. 3 buradan vururum ben buna. Hatta ya da direkt secret burada şeyde varmış. Anladım. Şu an çok iyi olur aslında da. Ne yapsam? Önce bunu mu oynasam? Bu adamın ne kartları vardı yani? Keşke şeyi açsaydım. Kopyalama vardı değil mi? Bunu bir görelim bakalım neyi var. Kopyalama mı? İyi, çok güzel. Baya iyi. Suffer one turn after a friendly minion dies. Pull one cost copy of it into your deck. Tamam. 4 buradan. Dur. Ben bir kart daha çekeceğim. Şimdi öldüreceğim seni. Üç daha sana gidiyorum. Ay hata yaptım ya. Şimdi bu adam benim en soldaki adamı öldürecek. O hiç hoş olmadı. O hiç hoş olmadı. Keşke yalan etseydim de benim adama şey yap, ona bu fırsatı vermeseydim. Şimdi hiçbir şey harcamadan öldürecek. Şu an giderek en büyük hatam bu oldu. Bayağı beleşe verdim yani. Bu güzel. Yeni bir abonemiz daha olmuş. Arkadaşlar abone olun. Mesaj geldikçe dürteyim de ben size. 5 buradan, 1 buradan. 5. 3. Ulan ben senden korkuyorum da. 3. Şöyle yapacağım ya. Ekranı küçük varlıklarla doldurmaktansa... Güzel. Biraz cevap verebilecek kartım olsun. Yok ya. Kullanmayacağım. O 2 mana da çok şey değil. Çok büyük sorun değil benim için. Hala korkuyorum ben. Flame Strike gerçekten oyunu değiştirebilir. O yüzden bütün kartları ortaya koyarsanız ve Flame Strike'ı yediğiniz anda benim bir çıktı zaten direkt. Herhalde bayağı kötüydü eli. Yani cevap verebilecek kartlarınız lazım. Şu ana kadar şu Aondasta ile öbür Amani Warbear'in bana çok yardım oldu. Direkt iki oyunu bayağı adamı şey olarak moral olarak bozuyorsunuz yani. 9 manayla 16 manalık oyun oynuyorsunuz. Rush karakterlerinin bir kötü yanı var tabii şöyle bir şey. Hani rushlamak için birine vurmanız lazım. Birine vurduğunuzda canınız gittiği belli yani. Demek ki ölme potasındasınız. Karşının her zaman yapabilecek bir hamlesi oluyor. Gul'dan versus Valir. O biraz üzücü ama yani sonuçta rush gibi bir özellik de öyle bedavaya verilmez. Şimdi şu üçünü atıyorum. Bunu Battlecry'ından hala kullanmadım ama Battlecry'ından dolayı değil, şu an normal 3 manaya 3-4 vermesinden dolayı alıyorum. Yine çok da kötü olmayan bir başlangıç. Bakalım ne oynayacak bizim karşıdaki Rogue kardeşimiz. Harika bir başlangıç. Kötü bir başlangıç değil en azından. Şimdi ikinci turn'e ben bunu oynamayacağım çünkü hiç skill atmadan adam şey yapacaktır. O yüzden hiç gerek duymuyorum. I can't do that. You can do that. Senin buna bir cevabın var mı?
Bu turn kritik biraz. Hoş değil, böyle şeyler yapmasan keşke. Şimdi... Çok da sorun değil ya, en azından silah alırsa şöyle bir avantajı var benim için. Birisi 2 mana kullanmış olacak. Turn'ü birazcık boş geçmiş olacak. İkincisi de bir tane kart çekmiş olacağım. Aynı zamanda 2 de vurmuş olacağız. Hani tabii ki harika bir başlangıç değil ama... Bu ne lan? Cheers. Hoşuma gitmedi. Ama bunu kullanmazsam da turn'ü boşa geçmiş olacağım. Pek hoş değil ama. Oy. Karttan bana da verseler yarıda. Yani o kadar kötü değil ya. Olur böyle şeyler. Oo, olur dedim de bu adam çok şey lan, bug'lı. Ana. Abi. Ay. Anladım. 5. 2 manalık bir şeyim yine yok değil mi? 4 buna vurabiliyorum ben de. 3 minyon burada. 3 de buradan vururum ben buna. Onun yerine bunu mu kullansam ama ne yapsam? Daha büyük karakterler gelebilir ya. Çok da gerek yok gibi sanki ona. 3 buradan vursam bunu ben. 3'ü de buradan vursam. Onu oradan yalan etsem. Bir de kart çekerim. Önce bir kartı çekelim. Yani o kadar aşırı kötü değil. Şimdi bana yine Ondust'a lazım. Maneuverberry kullanabilmek için. Hiç güzel mi yani bu? 2 manalık kartla benim güzelim kartımı öldürmen. Pick Bucket. Spell Damage. 6 onu koyabilirim. 1 bunu öldürürüm bununla da. Onu öldüreceğim zaten. Onu da kullanmak istemiyorum şimdi. Şöyle yapalım ya. Şu an güzel şeyler olabilir. Umuyorum şu 8 manalık bir canavar koyar da ortaya. Turn'ü biraz üstünlükle geçirmiş oluruz. 6'lık koydu. Kötü de olmadı. Add a random dragon to your hand. Tamam. 7 değil mi? 5 vuruyor bu. 2 şöyle ya, bunu vursam, onu oradan şey yapsam. Kartı kullanma ama bunu da kullanmak lazım ya. Öyle şey yapmamak lazım. 3 5'e düşecek bu. Your next hero power this turn deals to more. Gerek yok öyle şeylere. 4'e düşecek. Welcome to the show. 3'e düşecek. Ben öldüm. Şu an hala riskli. Bir ekran temizleyici bir skill'i var mı acaba? Onu görmek lazım. Ama benim yerdekiler çok fazla vurmuyor. 5, 7, 8, 9. 9'luk bir damage'im var. Tabii elimde hala bir Demon Bolt var. O çok büyük bir avantaj. 7 manalık bir şey daha kullandı. Discovery One'ın kapağı. Abi sen şaka mısın? Sen nasıl bir psikopatsın?
Sen nasıl bir çılgınsın? Oy oy. 7, 6, 3 manalık bir şey lazımdı. Olmadı. 5. Pound. 5, 3. 5 o vuruyor. 10 vuruyor la bu. 3 buradan. Bir kart çekelim bakalım da. Tamam, 5'i buradan vurduk şimdi. 2'yi de buradan vurdum. 3 manam yok ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Biraz keşke 1 manam daha fazla olsa, yani çok daha iyi olurdu. Hala üstünlük benim elimde. Sorun değil. Bir tane güzel kartım var ama sonsuza kadar sürmeyecek kanka. Güzel. 9 manaya sadece bir tane kart çekebilmiş oldu o Dream bilmem nesinden. Dream World miydi? Neydi orası? Yani Dream card çekti. Discover a card from your opponent's club. Üstünlük şu anda deli gibi bende. Elinde ne kartlar var bilmiyorum. Hala çevirebilirim. Artık şu an cevap verebileceğim çok fazla şeyim yok. Kanka sen de artık yeter ama, değil mi? Artık bir durul yani. Ne geldi? 5 buradan vursam. 5 buradan vursam, bunu buradan mı kessem, ne yapsam ki? 4 can olur. 5. Bill Wonder. Çok kararsızım. Zaman da tükeniyor. Şu buradan vuracağım. Keşke bir kart çekseydim ya. Haydi bakalım. Bu turn çok emin değilim doğru hareketimi yaptım. Kart çekip o riske girip sonunu görebilirdim de. Kaç kart var? 8 kart var elinde. Toplamda benim 9 kalmış. Boş mu yani kanka bu? Benim turn'ın başında mı yoksa senin turn'ın başında mı? Senin turn'ın başındaymış demek ki. Top hold. 5 ben buradan bir kullanacağım. 5'i de buradan kullanacağım. Şimdi çok güzel oldu. Yine 10 dasta ile bir felaket yaratacağız. Buraya kadar bir hala bir cevap veremediğine göre ben öyle çok sanmıyorum ki elinde böyle bir deli gibi bir kart olsun. Muhtemelen deki çok iyi değil. Ben de küçük küçük kombolarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu sefer Demon Ball çok işe yaradı ya. Hiç sorun değil. Bu ne? Hiç kart yok. Tamam. Rush özelliği gitti ama sonuçta ben kartı oynamış olmam benim için çok büyük avantaj. Abi sen şaka mısın? Sen nasıl bir psikopatsın? Adama bak lan. Oha ama. Tam bir çılgın ya. I
Benim kart da bitecek ha. 3 kaldı. Öyle elimde de bir tane dandik. Bu ne lan? Bilmiyorum. Saldıramadı zaten. Ne işe yaradı? Gitti imiyonu. Bende öyle çok bir şey kalmadı aslında ama. Bir bakalım onun deckinde ne var. Fire from your opponent. Pass. Oha çok iyi. Charge yasak. Packs a punch. Hadi bir tane daha kart çekelim ya, bir şey olmaz. 7 canı kaldı. Bu sefer ben yalan ederim bunu. Bunu şeye vurabiliyor muyum bilmiyorum ama minion'a diyor. Ne koyarsa şu an ben onu yok ederim. 10 vuracağım yani daha. Ne yapayım? Tamam. Tamam. Ya öldün kanka. Çıktı. Vallahi bir an bayağı korkmuştum o şeyde bütün kartları yok edince ama. Neyse. 4-1 oldu arkadaşlar. İlk oyunda demiştim çok da üzülmenin bir anlamı yok. Böyle yardırmaya devam ediyoruz. En başta sanırım 4-5 demiştim. Galibiyet fena olmaz diye. Şimdilik çok çok iyi gidiyoruz. Yani hani şey son 4 oyunu tabii sayarsak. Bakalım buradan 1-2 galibiyet daha çıkartırsak ben öyle çok mutsuz olmayacağım. Ondan sonraki oyunlarda da artık her şey bir adım daha fazla kar olacak bize. Rakibimiz kim? Paladin geldi. Gul'dan versus Liadrin. Liadrin. My blade burns with holy fire. Your soul shall be mine. Çok kötü değilsin de. Seni istemiyorum ya. Shadow Flame. Sen de oyun sonunda geçen deli yardım ettin ha. Job done. Bir şey oynayacak mı bakalım? Hoş değil. Hala elinde şey var. Mana kartı var. Kullanacak mı? Kullandı. Ne geliyor bakalım. Niye o kadar... O kadar kötü değil diyecektim de. Şimdi o kadar kötü oldu neredeyse. Yani ikisi de öldüremiyor. Elinde bir fazla şey varsa. Şu an Paladin iyi ama şöyle bir sorun var. Kart kalmadı elinde. Ve şu an yapması gerekeni yapıyor. Benim üzerime gidiyor. Destroy. Foolish. Sen ne yapıyordun lan? Ha. Ben yani şu an en iyi olabilecek güzel şeylerden bir tanesi oldu. Elinde 4 kart var ve kart çekemezse artık her turn daha da yalan olacak. Bana 10 vurması çekmedi. Bu turn benim adıma hayırlı geçecek gibi. Ben şöyle bir başlangıç yapayım. Hem Demon Bolt için güzel şey olur. Hem de bu Fungal Enchanter için bir şey işe yarar. 5 kart var elinde. 5 manası var. Hoş değil. Çok üzüldüm ya. Şimdi herkese 1 vur diyor. Aslında güzel kart da işte. Aslında çok daha iyi yerde kullanıyorum. Bir mana bana hiç işe yaramıyor ya. Ben böyle oynamamalıydım aslında bu turn'u. 17 canım var, o biraz sıkıntı.
Şu an adam risk alıp beni kesmeyi deneyebilir ya da direkt yüzüme gitmeyi deneyebilir ve bu benim için çok büyük sıkıntı olur. Bundan sonra artık iyice taunt'a önem vermek zorunda kalırım. Sanki bu oyuna kadar iyi gitmeyeyim şu anda. Bir warlock olarak canımın düşük olması bana kart da çektirmeyecek. Yani direkt hero power'ımdan şey olacağım yani. Eksik bir maç olacak benim için. Yoksun olacağım yani. O da düşünüyor herhalde. Mantıklı bir karar vermek istiyor. Options, options. Ne yapacak bakalım. I'm not ready. Reporting for duty. 12 canım kaldı. Ne geldi? Bunu bekleteceğim şimdilik. Seni böyle kessem ben ya. Sanki. Bunu kullansam mı ki? 5 buradan. Tamam. Biraz canım da olur en azından. Ne de istiyorum kanka ben? Şu an kontrol birazcık bende de. Turn'ün 10'da olması da bir kontrolü ona veriyor. O birazcık sıkıntı ve canımın 12 olması ayrı bir sıkıntı. Allah'tan en azından şu şey var. Doktor var. Bu kart var ve şu var. Toplamı ne yapıyor? Bana 6, 14 can fazla kazandırıyor. Hala bunu oynamak istemiyorum. Yani o biraz risk tabi. De olmadı bu. 4 mana daha. 4 mana daha. Kötü değil. Bu ne lan? Hoş değil. O da hoş değil. Ben seni öldüreceğim. Sonra ne yapsam? ...16 can. 3 vurursa 13 kalır. Vururum emin değilim. Vurabilir. Buraya kadar gelmişken kontrol elini almaya çalışabilir ya da... ...iyice üzerime gelebilir. Düşünceliyim. Şu an ama 8 milyonluk bir kart oynasa böyle dese ki... ...aa oyuna ortağım ya falan filan dese... ...Demon Bolt'u çaksam ve bütün her şeyi lehime çevirsem ne kadar da harika olur. Ne çektik? Charge çektik. Seni kesebilirim de. Değermesin ki buna. Armor çok da beni üzmez yani de. Çok kararsız mı ya? Put me in, man. It's my turn. Şimdi sen beni öldüreceksin muhtemelen. Değil mi? Yapacaksın mı öyle bir şey? 9 manam var lan. Nasıl korkutuyorsun beni bu? Oy oy. Bu sefer harbiden riskli ya. Sırf bu aradaki 10 can beni çok şey yapıyor. Skaverens 6'lık minyon mu keşfet dedi o. Yamadım ki. Onun 17 benim 14 kartım var.
Umuyorum bu kartı oynamadığım için kaybetmem ya. O baya baya üzücü olur benim için. Options, options. Hadi kanka seç artık bir tanesini. Daha oynayacaksın. Hadi. 14'te 1 şansla bunu çekme ihtimali var. 14'te 1 şansla bunu da çekme ihtimali var. Seçmen lazım artık. Oy çok iyi oldu bu. Bu güzel. Ben memnunum açıkçası. Şimdi... Seni ben buraya oynarsam... Değil mi? Seni de oynarsam... Hatta seni de oynarsam... ben seni bir öldüreyim. Ben senin de bir kartını çekeyim. Ben seni de bir öldüreyim. Bakalım şimdi ne yapacaksın kardeş. Şu an güzel. Şu an her şey benim adıma, can dışındaki her şey benim adıma iyi gidiyor. Elimde öyle çok süper kartlar yok ama hala bir kart çekme şansım var. Paladin olması, karşıda kontrolcü bir paladin olması. Tabii ilk baş biraz öyle kontrolcü değil. Bildiğin kafaya kafaya giden bir agro bir paladindi. Ama normalde paladinin olayı biraz daha kontrol olduğu için hani deckini de ona göre yapmıştır diye düşünüyorum. Hadi lo, ne kadar yavaş oynuyorsun? Bıktırdım vallahi. Bak, ne denirdi ona, ziller senin için çalıyor mu? Gonglar senin için çalıyor mu? Hadi hadi hadi. Güzel kartlar da var hala çekti. Oy. Oy. Kim gelmiş? 7 buna, 5 buna. Ben bununla keseyim şunu. Nasıl güzel bir combo ya. Sen nasıl güzel bir kombosun. 9 manaya 7-7 zaten güzel rush'lı haliyle. Bir de yanına böyle harika bir kart çekince o da ayrı bir güzellik oluyor. Bu Beast miydi diye bir an korktum ha. Hiç bakmadan atıyorum böyle diğerlerine de. Beast'im yok diye. Oy. Abi sen ne yapıyorsun? Çıldırma lan. Seni korkutma böyle şeylerle. Hems. Burada yapacak bir şey yok. Şunlar kesin zaten de. Şimdi benim burayı bir şey yapmam lazım. Fazlalaştırmam lazım. 3-1 bunlar böyle gider. Bunu rush'lasak 4 5-3 mana. Buna kart vermek de istemiyorum ben. %50 şansıya çok da yapacak bir şey yok. Biri bunu keser belki de şey çıkar yani küçük varlıklardan çıkar. Birazcık ben agro oynamak istedim çünkü bu kadar kart var, elbet bir tanesi iki tanesi yaşar diye tahmin ediyorum. Yaşamazlarsa sıkıntımız büyük. Tamam. O da ölecek, o tauntlu sonuçta. Şans yok. Hadi bir %50. Şanssızlık. Ulan ya. Nerede %50? Tauntladı terbiyesiz. Oh. Bu fena değil. Ben bunu oynarsam şimdi 4 mana kalacak, 5 olacak. Hiç hoş değil o da. Bunu öldürürsem 6 vururum.
Bir de bir yerden vurabiliyor muyum? Aa, ölüyor lan. 2 buradan, 6 buradan, 8. Kaç can veriyor ama kendine 4 can yeniliyor. 6, 8, 4, 11 ya. 3 canı kalıyor hala. Benim bunu öldürüp garantiye oynamam lazım ya. Sana kart vermeyeceğim ama ben. Amazing! Hiç emin olamadım. 5. Şimdi onu öldüremezse benim hala öldürme şansı var ama yani elimdeki kartlara şu anda o kadar çok güvenemiyorum. Beni lütfen öldürme orada. Lütfen beni öldürme. No more take candles. Lütfen beni öldürme. Lütfen artık o %50 işe yarasın mı bir? O %50 lütfen işe yarasın mı bir? Hadi arkadaşlar hep beraber dua ediyoruz. Bana vuracaksın ve o işe yaramayacak. Buradan sana telkin. Bana vuracaksın ve bu o işe yaramayacak. O gidip yumurtalara vuracak. Güzel. Kime vurursa vursun önemli. Bana bile vurması şu an hiç sorun değil. Hatta en iyisi yani neredeyse. Harika. Şimdi ne yapacağız? Buradan şöyle bir saldıracağım, bir bakacağım ne olduğunu. Tamam, sorun değil. Charge. 6, 9, 11. 6, 9, 11. Güzel. 5, 1. Ne çığlık attın kardeş. Bir galibiyet daha aldık. Hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorum ama hızlı da olmuyor ya bu oyun. Hani böyle baya baya taktikler, şunlar bunlar falan. Na bak ki. And now I know my heart is a ghost town.